Pekala. Belki bu çanta bir çöp değildir. İçinde bir ipucu vardır. Bizi paraya götürür değil mi? Bakalım bu neyin nesiymiş. Metal bir kapı kolu sanırım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada da Cape Town yarışları için banço müziğinden bahsediyor. Dur bir dakika dostum. D.B. Foxwell bir yandan yürürken bir yandan da parasını sayıyor ve bencosunu çalıyor. Bir insan aynı anda hem yürüyüp hem de benco çalamayacağına göre ne olabilir? Bir lağım çukuruna düşer. Evet, para kanalizasyonda. Haklı olabilirsin. D.B. Foxwell bir lağım çukuruna mı düşecek? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Neden odanı dinleyerek vakit kaybediyorum ki? Buna hiç gerek yok. Ne zamandır odamı dinliyorsun? Günaydın, her zaman. Ama daha fazla dayanamayacağım. Siz iki salak o hazineyi asla bulamayacaksınız. Birincisi öyle bir şey yok. İkincisi varsa da bunun için sizde çalışan bir beyin olması gerekiyor. Yoksa boşuna uğraşırsınız. Kendini bir şey mi sanıyorsun? Ben senden çok daha zekiyim. Eğer daha zeki olsaydın kaskın içindekini fark ederdin. Olamaz. Hadi cevap ver hadi. Eğer sen daha zeki olsaydın... kulaklarının olduğu yerde beynin olurdu. Hayır. Fasulye sırrı. Bana öyle demesinden bıktım artık. O benden daha zeki değil. Hayır. İşte bu kesinlikle bir ipucu. Bir anahtar. Ama neyin? Hey, elimizde ne var? D.B. Foxwell bir gemiye bilet almış. Ama o gemiye hiç binmemiş. Parayı bir yere saklamış olmalı. Ama nereye? Rıhtımda bir yerde olmalı. Tamam da rıhtımın neresinde? Bu dev ahtapotun midesinde olabilir. Bence işe rıhtımdan başlayalım.